Cihan Bey, siz biliyor musunuz ne olduğunu? Kısmen. Ne zaman dönmüş peki? Yani anladığım kadarıyla hiç gitmemiş. Gitmemiş mi? Ne olduğunu tam olarak ben de bilmiyorum, anlatmadı. Peki nasıl buldunuz, nasıl ulaştınız Kerem'e? Okulu aramışlar. Yani sahilde kenarda bir yerde yürüyormuş tek başına. Sonra yanından bir iki kişi geçmiş geçerken buna çarpmış adamlar. Bu da kayalıklardan yuvarlanmış. Yani. Kayalıklar mı? Evet. Şeyde Moda sahilinde yürüyormuş. Sonra işte alıp hastaneye götürmüşler. Hastanede kimliğine bakmışlar, okul kimliğinden okula ulaşmışlar. Okuldan da bana ulaştılar. Ben de güvenlik çocuklardan öğrendim. Anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Ben çok üstüne gidemedim daha fazla. Sordum, anlatmadı bir şey. Hatta buraya da gelmek istemedi. Ben zorla getirdim. Sağ olun Cihan Bey. Ben müsaadenizi isteyeyim. Eğer yapabileceğim bir şey olursa. Siz zaten elinizden geleni yaptınız. Sağ olun. Bundan sonrasını ben hallederim. İyi geceler. İyi geceler. Bana öğrenebilir mi? Kerem yapma. Bir şey yapmıyorum baba. Bak. Bir derdim var belli. Sana yardım etmek istiyorum. Edemiyorum. Senin istediğin şeyleri yapmak istiyorum. Anlaşılan onu da beceremiyorum. Neredeydin kaç gündür? Nerede kaldın? Ne yaptın? Bize niye haber vermedin? Baba sana bir şey söylemem lazım. Söyle. Ben abimi buldum. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakabilirsiniz. Kerem Bey, sizi arıyorum ama bir türlü ulaşamıyorum. Evin önündeyim. İzlemeye devam ediyorum. Lütfen mesajımı aldıktan sonra beni arayın. Bütün kayıtlara baktık. Yani ilk başta ben de inanamadım. Mümkün değil dedim ama yani... Kerem. Baba gerçekten ben kendi gözümle gördüm. O havaalanından çıkıyor, biriyle konuşuyor. Ondan sonra taksiye biniyor. Bana bunu yapma Kerem. Ya ben bir şey yapmıyorum ki. Kerem. Böyle bir şey mümkün değil. Baba hayır deme. Tamam mı? Mümkün değil deme. Sen bana söyledin morga gittin. Hastaneye gitmiştin. Tanıyamadın, bakamadın bile dedin. Evet Kerem. Çünkü abin tanınacak durumda değildi. İşte ben de o yüzden üstüne düştüm. Kerem. Mümkün değil oğlum. Bak. Koray yaşıyor olsa... Haber verirdi değil mi? Değil mi? Yani onu diyeceksin. Haber verirdi. Gelip bizi bulurdu. Tamam. Peki ben haber verdim mi ha? Ha? Yani ikiniz de benim burada olduğumu bile bilmiyordunuz. Kerem aynı şey mi? Benim oğlum öldü. Eğer yaşıyor olsa neden bizi aramasın? Neden haber vermesin?
Neden ailesini bırakıp gitsin? Bilmiyorum. Tam bilmiyorum. Ama bak, sana söz veriyorum. Yani bunun peşine düşeceğim, bulacağım ve abimi buraya geri getireceğim. Göreceksin. Ama lütfen, lütfen anneme hiçbir şey söyleme. Aramızda kalsın. Peki Kerem. Ne olursa olsun. Affettireceğim sana kendimi. Hadi. Ufuk'tan bir haber var mı? Şimdi gelmiş. Ne oldu anlat. Merak etme babama her şeyi anlattım. Öyle mi? Bilmiyordum efendim. Tamam şimdi öğrendin. Ne oldu dün gece? Bütün gün bekledim. Akşam 8 gibi geldi. Bir iki saat sonra çıktı. Bir arkadaşıyla beraber arabaya binip gittiler. Ben de takip ettim. Nereye gittiler? Beyoğlu'nda bir bara. Sabaha kadar bekledim. Mekandan çıkmadılar. Sonra da izini kaybettim. Tamam. Beklemeye devam et. Benim kaç işim var. Sonra haberleşeceğiz. Ahmet Bey, benden istediğiniz bir şey var mı? Var. Şu güvenlik kamerası kayıtları var mı sende? Havaalanındakiler mi? Evet. Var efendim. Gel. Merhaba. Ay. Yeşil şey nedir?
Abinin de. Senin de. Ben almıştım. Benim de. Hiç hatırlamıyorum. Eski evdeki havuza girerdiniz birlikte. Koray böyle balıklama atlardı. Sen beceremezdin. Doğru. Havuzun kenarına tutuna tutuna giderdim böyle. Oğlum derdim, gel sana kolluk takalım. İstemezdin. Ben kolluk istemiyorum. Kendim yüzeceğim, öğreneceğim. Sonra abinin aklına bir fikir geldi. Baba dedi, şu şişme oyuncaklardan alın. Hem dedi, Kerem'in çok hoşuna gidecek. Hem de... Neyse, uzatmayayım. Aldım geldim. Böyle sana sürpriz olacak. Çok hoşuna gidecek diye. Koray aldı elimden. Ben vermek istiyorum baba dedi. Şişirdi. Fakat birdenbire bir yağmur patladı ama anlatamam sana nasıl ya. Böyle göz gözü görmüyor. Veremedik o gün. Peki neden daha sonra vermediniz? Ertesi gün kazanın olduğu gün yani. Birdenbire her şey. Ama her şey kayıp gitti ellerimin arasında. Bir tek şişme bir oyuncağın içinde oğlumun nefesi kaldı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.